Merhaba sevgili 8. sınıflar. Biliyorsunuz sizlerle geçen hafta 4. ünite konularımızı tekrar ettik. Bu yüzden bu hafta sizlere ödev olarak 4. ünitedeki eksikliklerimiz varsa onları gidermenizi istemiştim arkadaşlar. 4. üniteyle ilgili tüm test kitaplarımızdaki eksik testlerimizi çözüp tamamlamamız gerekiyor bu hafta. Ödev videomda da arkadaşlar bununla ilgili test çözümü gerçekleştireceğiz sizinle. Şimdi ekranımı paylaşayım ve test çözümümüzü gerçekleştirelim. Şöyle sildiğimle ilk ünlüğü sileyim buraları. Evet. Evet. Birinci ve ikinci soruları aşağıdaki grafiğe göre cevaplayınız diyor bize. Şimdi ilk önce soru kökümüzü okuyalım. Atatürk'ün bu konuşmalarına bakarak ilki ve inkılaplarının dayandığı 1. Milli egemenlik, 2. Barışçılık, 3. Milli bağımsızlık, 4. Çağdaşlaşma, 5. Akılcılık ve bilimsellik, 6. Milli birlik ve beraberlik esaslarından hangisi hakkında bilgi verildiği söylenebilir? Bakalım. 1. Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da ulusal hakimiyettir dediği için 1. Milli egemenlik olacak. Özgürlüğü elinden alınan bir ulus nedenle zengin ve bolluk içinde olursa olsun uygar insanların gözünde bir uşaktan daha iyi bir davranışa layık değildir derken de milli bağımsızlıktan bahsediliyor. 3'e bakıyorum. Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez dediği için burada milli birlikte beraberlikten bahsediyor. Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fendin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir, doğru yoldan sapmaktır derken burada akıl ve bilimsellikten bahsediliyor. 5 ne demiş? Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır diyor. Burada bundan bahsedilmemiş. Altını demiş. Memleketimiz içinde uygar düşüncelerin çağdaş ilerlemenin zaman kaybetmeksizin yayılması ve gelişmesi gerekmektedir derken de çağdaşlaşmadan bahsetmiş. Bakıyorum 1, 3, 4, 5 ve 6 yani D şıkkı benim burada karşıma çıkıyor. Evet. 2'ye bakıyorum. Aşağıdaki tabloda Atatürk'ün yukarıdaki konuşmalarında vurguladığı ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar ile Atatürk döneminde gerçekleştirilen inkılap ve çalışmalar eşleştirilmek istenmiştir. Tablodaki çalışmalara bakarak konuşma numaralarının en uygun olduğu, en uygun ve doğru sıralanmış hali hangi seçenekle verilmiştir? Cumhuriyetin ilan edilmesine bakıyorum. Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur, yalnız bir kuvvet vardır, o da ulusal hakimiyettir derken burada Cumhuriyet'in ilanından bahsediyor. Üniversite reformunun gerçekleşmesi. Evet, dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fendin dışında bir yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir, doğru yoldan sapmaktır dediği için 2, yani üniversite reformu 4 olacak. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendi kuvvet bulacaktır derken bu da 5 olacak arkadaşlar. Evet. Miladi takvimin kabul edilmesi. Bakalım. Memleketimiz içinde uygar düşüncelerin çağdaş ilerlemenin zaman kaybetmeksizin yayılması ve gelişmesi gerekmektedir derken bu da miladi takvim olacak. Yani 6 olacak. Bu biraz büyük yaptım. Kabotaj Kanunu'nun kabulü. Özgürlüğü elinden alınan bir ulus nedenle zenginlik ve bolluk içinde olursa olsun uygar insanların gözünde bir uşaktan daha iyi bir davranışa layık değil derken bu da Kabotaj Kanunu'nun kabulü olacak. Yani 2 olacak arkadaşlar. 1, 4, 5, 6 ve 2. Bakıyorum. A şıkkım da var arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız adam olacak. Evet. Üçüncü soruyu yapalım. Diyagramda verilen Atatürk ilke ve inkılaplarının temel esaslarının öncelikli olarak ilgili olduğu Atatürk ilkeleri hangi seçenekte doğru gösterilmiştir? Milli egemenlik hangi ilkeyle ilgili olabilir? Cumhuriyetçilikle ilgili olur. Ona o yüzden C yazalım şöyle. Milli bağımsızlık ise arkadaşlar
Evet, bir devletin yani devletimizin başka bir devletin boyunduruğu altında olmaması olduğu için bu milliyetçilik ile ilgili olacaktır. Buna da M yazalım. Şöyle. Akıl ve bilimsel cilik deyince aklımıza laiklik gelecekti. Çağdaşlaşma deyince aklımıza inkılapçılık gelecekti. O yüzden cevabımız bakıyorum. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik ve inkılapçılık diyerek C şıkkını işaretleyebiliriz. Evet, verilen konuşmalarına bakarak Atatürk'ün hangi ilkesine doğrudan vurgu yaptığı söylenemez. Atatürk diyor ki, bizim telakkimize göre siyasi kuvvet, milli irade ve egemenlik milletin bütün halinde müşterek şahsiyetine aittir, birdir. Taksim edilemez, ayrılamaz ve başkasına bırakılamaz derken burada cumhuriyetçilikten bahsetmiş. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Benim en büyük ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkıyla dolu bir adamım. Bu da milliyetçilik. Efendiler, ey millet, biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, müritler memleketi olamaz. En doğru, en hakiki yol medeniyet yoludur. Burada laiklikten bahsetmiş. Burada bu şıklarda verilmemiş. Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve en uygar düzeyine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah ve kaynaklarına sahip kılacağız derken de burada inkılapçılıktan bahsetmiş. Evet. Bu yüzden cevabımız devletçilik olacak arkadaşlar. Devletçilikten bahsedilmemiş. Evet. Atatürk'e ait bu konuşmalardan kaç tanesi Atatürk ülke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan olan milli birlik ve beraberliği vurgulamaya yöneliktir? Bakalım. Milli birlik ve beraberlik diyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milletidir. Evet, burada Türklerden bahsederken sadece Türk ırkından bahsetmiyor. Türkiye halkından bahsettiği için burada milli birlik ve beraberlikten bahsediyor. İkiye bakalım. Toplu bir milleti istila etmek daima dağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değil mi? Yine burada milli birlik ve beraberlikten bahsetmiş. Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir soydan evlatları ve hep aynı cevherin damarlarıdır. Bu da yine milli birlik ve beraberliği kastediyor. Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. Yine burada da milli birlik ve beraberlikten bahsediliyor. Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. Burada milli birlikten, beraberlikten değil, ilim ve fenden bahsediliyor. O yüzden cevabımız 1, 2, 3 ve 4 yani C şıkkı olacak. Evet. Aşağıdaki şemada Cumhuriyet'in ilk yıllarında gerçekleştirilen bazı inkılaplar ve açılan bazı kurumlar gösterilmiştir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu 3 Mart 1924, Muziki Muallim Mektebi 1924, Harf İnkılabı 1 Kasım 1928, Millet Mektepleri 1928, Türk Tarih Kurumu 12 Nisan 1931, Türk Dil Kurumu 12 Temmuz 1932. Yukarıdaki şemada aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili bir çalışmaya yer verilmemiştir? Evet, Tevhid-i Tedrisat Kanunu eğitim verilmiş. Musiki Muallim Mektebi eğitim. Harf İnkılabı yine eğitim diyebiliriz. Millet Mektepleri yine eğitim, Türk Tarih Kurumu eğitim, Türk Dil Kurumu, pardon, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu milli kültür, Musiki Muallim Mektebi sanat, ancak idari anlamda herhangi bir çalışmaya yer verilmiş. Tamamdır. Verilen konuşmaya göre Atatürk'ün aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez. Atatürk'ün 31 Ocak 1923 tarihli konuşması. Bizim toplumumuz için ilim ve fen lüzumlu ise bunları aynı derecede hem erkek hem de kadınlarımızın elde etmeleri gerekir. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir. Kadınlar toplum yaşamında erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaktır. Kadınların eğitime gereken ilgi ve alakanın gösterilmesinden bahsediliyor. Toplumsal alanda kadınlara yönelik kalıp yargıların artmasından, kadın erkek eşitliğine yönelik çalışmaların yapılmasından bahsediliyor. Kadınların sosyal hayata aktif katılımının sağlanmasından yine bahsediliyor. Ancak C şıkkındaki durumdan bahsedilmiyor arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, benim bu hafta sizlere hazırlamış olduğum ödev videom bu şekildedir. Lütfen hafta içi salı günleri saat 8'den sonra bizleri evlerinizde YouTube kanalımız üzerinden misafir etmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. İyi günler.